Merhaba arkadaşlar. Son dönemlerde en sık aldığım sorulardan biri Celal Şengör Hoca'nın evren bir kaos hakim, evrende kaos var, işte evren düzensiz izahları hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu. Bu izahları genelde hocanın bir takım video kesitlerini gönderiyorlar bana. Orada hoca bunları dillendiriyor. Acaba hocanın bu konuda yazdığı bir yazısı var mı diye baktım. Daha detaylı hocanın bu konudaki görüşünü öğrenmek için. Böyle bir yazıya rastlamadım. Dolayısıyla buradaki yorumum hocanın videolarına dayanacak. Dolayısıyla eksik bir şekilde hocanın argümanını veya iddiasını anlamış olabilirim. Eğer böyleyse hocanın daha iyi bir savunmasını biliyorsanız bu görüşü benle paylaşırsanız ben de hocanın o yazısını inceleyip ona göre bir düzeltme, ekleme videosu çekebilir. Şimdi hocanın videolardan gördüğüm kadarıyla hoca bunu bir dine karşı bir izah olarak kullanıyor. Evrenin de kaos olması. Peki evrende kaos olması ne demek? Nasıl anlaşılabilir? Şimdi birincisi ilk düz literal manada alırsak, lafsi manada olduğu gibi anlarsak kaos normalde düzensizlik demek. Ki hoca bazen düzensizlik şeklinde de evrendeki düzene karşı olarak kaos var demiş. Ama bu anlamda alırsak apaçık yanlış tabii. Çünkü evrende biz yasalar diye evreni tarif eden olgular olduğunu biliyoruz. Hoca da en az benim kadar iyi biliyordur. Fizikte mesela bir sürü yasalarla karşı karşıyayız. İşte kimya dediğimiz şey yine kuantum mekaniğine dayanıyor, çeşitli yasalara dayanıyor. Hocanın çalıştığı alan jeoloji her ne kadar teoriler üstünden ilerlese de jeolojiyi de temel olarak fiziğe indirgenebildiği için fizik yasalarına dayanıyor. Biyolojiye geldiğimiz zaman biyolojide de tabii ciddi bir takım yasalardan, düzenliliklerden söz etmek mümkün. Yani evrende çeşitli düzenlilikler hakim bu şekildedir ki biz bilim yapıyoruz. Yasa dediğimiz kavramı nasıl tanımlanacağı felsefeciler içerisinde tartışmalıdır ama hemen hemen herkes şu konuda hemfikirdir. Yasalar eşittir, düzenlilikler artı bir şey. O bir şey ne olduğu, işte zorunlu düzenlilikler diyen var. Efendime söyleyeyim, istisnası olmayan düzenlilikler var. Düzenliliklerin tarifi diyen var yasalara. Yani çok farklı tanımlar var. Ama bütün bilim felsefecilerin hemfikir olduğu bir şey var. Yasa dediğimiz şeyler düzenlilikler. Dolayısıyla evrende bu anlamda bir düzensizlik yok. Tam tersi bir düzenlilik var ki insan zihniyle evreni kavrayıp tarif edebiliyoruz. Evrende hiç düzenlilikler olmasa, evren tamamen bir kaos olsa o zaman biz zaten bilim yapamazdık. Zaten konuşuyor olamazdık yani. Dolayısıyla bu anlamda evrende bir düzenlilik olduğu aşikar. Tabii yasalar olmasaydı sadece biz bilim yapamazdık değil, yaşam da olamazdı. Yani şu anda bu yayını siz izlemiyor olurdunuz. Ben bu yayını yapmamış olurdum. Yayın yapacak araçları da üretemezdik. Çünkü bunlar da yasalara ve düzenliliğe dayanıyor. Dolayısıyla evrende bir düzenlilik olduğu aşikar. Zaten bilim bu varsayıma dayanıyor. Dolayısıyla bu şekilde bu yorum okunamaz. Apaçık yanlış oluyor bu şekilde okuduğumuz zaman. Şimdi bir başka okuma şekli biliyorsunuz fizikte kaos teorisi diye bir teori var. Bu teoriye bu videoda çok detaylı girmeyeceğim. Onunla ilgili ayrı bir teori yapabiliriz ama özet olarak bu bahsettiğim evrene hakim olan yasaların bir kısmı nonlineer denklemlerle, lineer olmayan denklemlerle tarif ediliyor. Mesela Newton yasası belli koşullar altında mesela 3-4 tane cismi koyun. Nonlineer bir hal alır. Genel görelliliğin denklemleri keza nonlineerdir. Şimdi nonlineer denklemler başlangıç koşullarına çok hassas şekilde bağlıdır. Dolayısıyla başlangıç koşullarında yapacağınız en ufak bir değişiklik denklemlerin çözümünü radikal bir şekilde değiştirecektir. Yani denklemler başlangıç koşullarına çok hassas olarak bağlıdır. Bundan dolayıdır ki siz her ki başlangıç koşullarını yeterince hassas bilmezseniz ki sonsuz hassaslıkta bir insanın bilmesi mümkün değil. Geleceği de başarılı bir şekilde öngöremezsiniz. Öngöremeyeceğiniz çözümler verir denklemler. O yüzdendir ki mesela hava tahminlerimiz çok başarılı değil.
Çünkü hava tahminlerine yani oluştururken kullandığımız denklemler gene nonlinerdir. Başlangıç koşullarında öngöremediğimiz en ufak bir değişiklik, genelde bu işte bir kelebeğin kanat çırpması örneği verilir. Biz bunu hesaba kapatıp atamayız. Bir meteorolog evrenin her yerindeki, evren diyorum pardon, dünyanın her yerindeki kelebek kanatlarını çırpışlarını hesaba katamaz. Bunu yapamayacağı için de denklemlerin tamamen geleceği başarılı bir şekilde öngörmesi mümkün değil. Öngörüler zaman geçtikçe gerçek hadiselerden farklılaşacaktır ve bu farklılık çok radikal olabilir. Şimdi bu anlamda bir evrende kaos var diyorsak, bu anlamda da evet doğru. Yani evrende lineer olmayan olgular var. Lineer olmayan denklemlerle tarif edilen olgular var. Ve evet, başlangıç koşullarına hassas bir şekilde bağlı olan olgular var. Ama bu dinle ya da Tanrı'nın varlığıyla ilgili bir sorun oluşturur mu? Cevap elbette ki hayır. Yani buradaki kaos dediğimiz şey, kaos kuramdaki kaos da gerçek manada bir düzensizlik değil. Bir zaten denklemle, matematiksel bir denklemle tarif ediliyor. İşinin ilginci de garip çekiciler dediğimiz, strange attractors dediğimiz bir takım düzenli yapılar çıkıyor kaotik sistemlerde. Dolayısıyla kaotik sistemlerin bu anlamda bir düzensiz ya da tasarımsız sistemler olduğu söylenemez. Bu sistemler zaten hassas matematiksel denklemlere bağlıdır. Ve dediğim gibi ilginç bir şekilde her ne kadar başlangıç koşullarına hassas bağlılık olsa da uzun vade içerisinde bütün olası çözümler belli faz uzayında belli noktalar etrafında dönerler. Ve bizim garip çekici dediğimiz düzenli yapıları oluştururlar. Tabi burada birileri de diyebilir ki işte bu Tanrı'nın evreni öngörmesine ya da kontrol etmesine engel değil mi kaos teorisi? Hayır. Yani her ne kadar biz insanlar öngöremesek de denklemlerin çözümlerini, niye? Çünkü biz başlangıç koşullarını sonsuz hassaslıkta bilemiyoruz. Tabi biz denklemleri, lineer olmayan denklemleri de sonsuz hassaslıkta çözemiyoruz. O ayrı bir sorun. Numerik çözdüğümüz için yani sonsuz hassaslıkta denklemleri de çözmemiz mümkün değil, ama her şeyi bilen ve her şeye kadir bir varlık başlangıç koşullarını sonsuz hassaslıkta bilebilir ve dolayısıyla denklemleri de çözebilir. Dolayısıyla böyle bir varlık geleceği öngörebilir. Kaotik bir evren olsa da, bu anlamda kaotik bir evren olsa da geleceği öngörebilir, kontrol edebilir. Tabii ben zamansız bir tanrının geçmiş geleceği her şeyi eşit derecede onun açısından gerçek olduğu kanaatinde olduğum için böylesi bir hesaba da elbette ki tanrının ihtiyacı olmaz, ama böyle bir itiraz da geçersiz olacaktır. Başka ne anlamda kullanmış olabilir hoca evrende kaos var ya da düzensizlik var derken? Bence bu iki anlamda değil, hoca evrende teleolojik bir yönelimsellik olmadığı yönünde, diğer bir deyişle bir amaçlılık olmadığı yönünde kullanıyor. Benim anladığım, verdiği örneklerden bu. İşte %95'i canlıların 250 milyon yıl önce yok oldu diyor. Şimdi burada benim anladığım bir amaçlık yok. Evrende bir amaç yok demeye çalışıyor. Çünkü bu anlamda ölmedi demek ne yasalara aykırı, ölmesi %91'in evrende yasalar, düzenlikler olmadığı anlamına gelmiyor. Apaçık var zaten, veya kaos teorisiyle çok alakalı bir şey değil. Dolayısıyla olsa olsa burada farklı bir şeyden bahsediyor olabilir hoca. Nereden bahsediyor? Teleolojik olmaması ya da evrenin bir amacı, bir hedefi olmamasından bahsediyor hoca. Peki bunu iddia edebilir miyiz? Yani hocanın en azından iddia ettiği gibi evrende bu anlamda bir düzenlilik olmadığı açık mı? Yani evrende amaçlılık olmadığı açık mı? Hocanın güvenli izahlarının yani böyle yok demesine rağmen felsefecilerin büyük çoğunluğu, ateist olsun ya da dindar olsun fark etmez, bilim felsefecileri veya genel olarak felsefecilerin çoğu hocanın sahip olduğu bu özgüvenle konuşmayacaktır. Hatta ben apaçık bir şekilde hocanın dediğinin yanlış olduğu kanaatindeyim. Neden? Birincisi, bilim içerisinde bile teleoloji olup olmadığını
bilmiyoruz. Biyoloji felsefecilerin çoğu biyolojide bir amaçlılık olmadığını göstermek için çok uğraşıyorlar ve bunu başarıp başarılamayacağı tartışmalı. Yani siz organların fonksiyonlarına bahsetmeden, canlılara herhangi bir amaç atfetmeden canlılığı tanımlayıp tanımlayamadığınız, hastalıkları tanımlayıp tanımlayamayacağınız bile tartışmalı. Bunlar zor sorular. Fakat bir an için bilim içerisinde bir teleoloji, bir amaçlılık olmadığını varsayalım. Bilim içerisinde amaçlılık olmaması evrende amaçlılık olmadığı anlamına gelir mi? Bence apaçık gelmez. Bir takım örnekler verdim. Birincisi ahlak. Nesnel ahlak varsa ki ahlak bilimsel yasalarla ifade edilemez ayrı bir disiplindir. Ahlakta biliyorsunuz amaçlılık vardır. Erdemli insan olmayı amaçlarız mesela. İyiliğin kötülükten iyi olduğunu söyleriz. Merhametin iyi bir şey olduğunu söyleriz. Savaşların kötü bir şey olduğunu söyleriz. Yani ahlak benzer şekilde estetik bunlar amaçlılık içerirler. Şimdi burada Celal Şengör Hoca'nın ya nesnel bir ahlak olmadığını ya da ahlakın bir şekilde fizik yasalarına indirgenebileceğini göstermesi gerekiyor. Bu hiç kolay bir şey değil. Bugüne kadar bunu yapmaya çalışan projelerin benim bildiğim kadarıyla çoğu belki hepsi şimdi çok literatürü artık takip etmiyorum o kadar. Başarısız oldular. Kolay kolay bir kimse apaçık bunun böyle olduğunu yani ahlakın nesnel olmadığını ya da ahlakın bir amaçlılığı fizik yasalarına indirgenebileceği ki fizik yasaları da işte amaçlılık olmadığını varsayarsak bu şekilde amaçlıktan kurtulabileceğini iddia etmek kolay değil. İkincisi zihin. İnsan zihnini ki biyologlar insan zihnini açıkladıklarını hiçbiri iddia etmez. Biyolojide zor problem denilen insan bilincini açıklamak çok çok zordur. Ve şu ana kadar başarılmış bir şeydi. Bilim ve biyolojiye indirgenmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz insan zihninin. Bunun yapıldığını iddia eden de yok zaten dünyada. Baktığımız zaman zihin felsefecilerin ezici çoğunluğu diyecektir ki zihnin yönelimsellik, amaçlılık, intentionality denen bir özelliği var ve bu teleoloji. Bu yüzdendir ki sosyal bilimlerde amaçlar hala önemli bir rol oynar. Psikolojide, sosyolojide, siyaset biliminde biz amaçlardan söz ederiz. Evet buradaki açıklamaları biz uydurma görebiliriz, bilim dışı görebiliriz ama bunun için delil sunmamız gerekiyor. Sosyolojinin ve psikolojinin tamamen amaçsız bir şekilde amaçlara atıf yapmadan yapılabileceğini göstermemiz gerekiyor ve böyle bir proje geliştirmemiz gerekiyor. Celal Şengör Hoca'nın o çok güvenli yok denmesine karşın çoğu bilim insanı ve çoğu felsefeci burada duracaktır. Yani sosyal bilimlerdeki amacın tamamen kurtarılabileceğini iddia etmek büyük bir iddia. Adama hesap sorarlar. Eğer ki derseniz ki yok amaca ihtiyaç yok bu bilimlerde o zaman buyurun. Sosyolojiyi amaçlara atıf yapmadan, efendime söyleyeyim, psikolojiyi amaçlara atıf yapmadan, siyaset bilimi amaçlara atıf yapmadan buyurun gerçekleştirin. Zihnin zaten teleolojik boyutunun yok edilen daha indirgenemediğini, indirgeme çalışmaları var, çalışanlar var, doğrudur. Zihin felsefesinde zihnin bir teleolojik yönünün ya da yönelimselliğinin olmadığını, amaçlığın olmadığını söyleyenler var. Ama bunların azınlık olduğunu ve bunların görüşlerini ispatlamadığını söylemekte fayda var. Dolayısıyla bir ahlak, iki zihin önemli bir problem kalıyor. Üç sosyal bilimler, dört biyoloji dediğim gibi biyoloji içerisinde de amaçlılığın ortadan kaldırılabileceği tartışmalı. 5. Bunların ötesinde bilimin doğasının kendisinin ben evrende bir amaç, bir teleoloji olduğuna işaret ettiğini düşünüyorum. Bunlar neler? Zaten Allah'ın varlığının delilleri videolarında bunlara detaylı değiniyorum. Özetlersek bir yasaların varlığı, insan zihni tarafından anlaşılabilecek, kavranabilecek yasaların olması ve bu yasaların özellikle matematiksel şekilde ifade edilmesi bence kaotik bu anlamda amaçsız bir evrenle açıklamak mümkün değil. Amaçsız rastgele davranan bir evrende biz yasalar olmasını beklemiyoruz. Yasalar olsa da bunların hassas
çok güzel matematiksel denklemlerle, simetrik matematiksel denklemlerle tarif edilmesini beklemiyoruz. İki, evrende yaşam ve teknoloji için iki farklı fenomen bunlar. Yaşam ve teknoloji ya da bilim yapmak için hassas ayarlanmış görünüyor evrenin parametreleri. Bu da gene evrenin yaşam ve bilim teknoloji ortaya çıkacak şekilde tasarlandığı, bu akılda tutulacak şekilde oluşturulduğuna işaret ediyor. Evrenin yaşam için hassas ayarıyla ilgili videom mevcut. Buna bakabilirsiniz. Çok yakın zamanda evrenin teknoloji için ve bilim için hassas ayarlı olmasıyla ilgili videoda çekeceğim. Evrenin yasalar ve matematiksel olmasından hareketle de bir amacı olduğunu, amaçlı olduğunu savunan bir video çekeceğim. Yani bilimin doğasına baktığımız zaman bilimin doğasının kendisi de evrende bir amaç, teleoloji olduğuna işaret ediyor. Özetleyecek olursak, kaos teorisinden bahsediyorsa hoca evrende kaos var derken bu Tanrı'nın varlığı ya da teolojiyle ilgili bir mesele değil. Evrende düzensizlikler vardır. Evren kaotik davranıyor anlamında bunu söylüyorsa bu apaçık yanlış. Evrende bizim yasalar dediğimiz düzenlikler vardır. Üçüncüsü ki muhtemelen hoca bunu kastediyor. Evrende bir teleoloji ya da telos ya da bir amaçlık yoktur. Hedefim bir plan yoktur evrende. Bunu kastediyorsa bu iddianın da ben çeşitli gerekçelerle en iyi ihtimalle temelsiz, büyük ihtimalde yanlış bir iddia olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sosyal bilimlerde, ahlakta, zihinde amaçlıktan kurtulmuş değiliz. Hatta biyolojide de çok sayıda biyoloji felsefecisi amaçlara atıf yapmadan, planlara atıf yapmadan biyoloji yapamayacağımızı düşünen çok sayıda ciddi biyoloji felsefecisi var. Zaten bunlardan konuşmadan da biyoloji yapıp yapamayacağımız bile tartışmalı. Son olarak dediğim gibi bilimin doğası, evrenin yapısı, evrende bir amaç olduğuna işaret ediyor. Bu zaten Allah'ın varlığının delilleri videolarında görebilirsiniz. Hocanın verdiği örneğe gelirsek, örnek olarak da %95 canlılar, biyolojik organizmaların %95'i 250 milyon yıl önce yok oldu. Nerede plan diyor. Yani ben şahsen kendi adıma çok mutluyum bunların yok olmasından. Evet, türlerin ölmesi üzücü ama Allah'ın hedefi dünyada insanlığı ortaya çıkarmaksa oradaki sürüngen çoğunluk topluluğun yok olması ve böylece memelilere yol açılması gerekiyordu ki insanlar evrimleşebilsin. Dolayısıyla insanların evrimleşip ortaya çıkması için o hocanın bahsettiği büyük yıkımın gerçekleşmesi gerekiyordu. Dünyaya çarpan güzel bir göktaşının dinozorların soyunu tüketmesi, dünyaya hakim olan o koca sürüngenlerin silinmesi, önemsiz, görece çok önemsiz bir tür olan memelilerin dünyaya hakim olması ve nihayetinde insanların evrimleşmesine yol açtı. Nihayetinde biz şu anda bu videoyu o olay sayesinde ben çekebiliyorum, siz izleyebiliyorsunuz. Evet, bir anlamda üzücü türlerin yok olması ama bizim burada bu videoyu çekip izlememizin de çok pozitif yönleri var. İnsanlığın dünyaya kattığı çok pozitif şey var. Dolayısıyla bu anlamda Allah'ın planı insanlığın ortaya çıkmasıysa tam da beklediğimiz gibi bir olay gerçekleşmiş oldu orada. Elbette ki hayvanlar niye acı çekiyor diye sorulabilir. Vaktimizi doldurduk. Hayvanların çektiği acılarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Bu doğal kötülük problemi ayrıyetten konuşulması gerekiyor. Sonuç olarak Celal Şengör Hoca'nın ben izahının çok güçlü bir din karşıtı izah olduğu kanaatinde değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.